Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bir Sektör Analiz programında yine birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz araştırmacı, yazar, bitkisel tedavi uzmanı İbrahim Gökçek. Kendileriyle gastrit, ülser, alerji, kalp damar rahatsızlıkları ve tansiyonla ilgili konuşacağız. Konuğumuza dönelim ve hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. İbrahim Bey, öncelikle gastritten başlayalım. Evet. Gastrit nasıl oluşuyor ve bunun bitkisel tedavi yöntemi var mı? Tabii var, mutlaka. Gastritle ilgili bundan 60 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nde Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Wessler, Profesör Doktor Miller. Evet. Bu üç profesör kendi ekipleriyle ayrı ayrı zamanlarda lahana suyuyla, bildiğimiz lahana suyuyla ilgili klinik araştırmalar yapmışlar. Evet. Gastrit, ülser, enterit, kolit gibi mide bağırsak rahatsızları olan insanları iyileştirmiştir. Sadece gastrit değil, diğer rahatsızlıklarla ilgili ülser, de çalışmalar yapmış. 12 parmak bağırsak, 12 parmak bağırsağında da iltihap olur, ülser olur, yani yara olur. İnce bağırsakta. Bunları tedavi etmişler. Belge var, bilgi var, klinik araştırması var. Benim yazmış olduğum bu 3 ciltli kitapta bu konuda geniş, çok ayrıntılı, detaylı bilgi var. Vardır. İsteyenler Google'a girerek Profesör Doktor Cherney yazarlarsa bulabilirler. Fakat onlar lahananın birleşiminde elde ettikleri bu suyun bazı yan tesirleri var. Onu gidermemişler. Giderememişler. Yani giderememişler. O günkü teknolojiyle bunu yapamamışlar. Lahananın birleşiminde birçok madde var. Vitaminler, mineraller, enzimler vesaire. Fakat bizi ilgilendiren iki şey. Bir, lahanayı kaynattığınız, haşladığınız zaman hemen bozulan çok hassas bir amino asit var. Bu amino asit, eskiden buna U vitamini deniyordu. U vitamini olmadığı anlaşıldı. Sonra ulkus faktörü, ülseri iyileştirdiği için ulkus faktörü diye bir şey olmadığı anlaşıldı. Sonra bunun çok hassas bir amino asit olduğu anlaşıldı. Bu amino asit midede gastrite sebep olan bakteriyi çok basit olarak öldüren, yok eden, dünyada en doğal, en etkili maddedir. Ama muhafazası, bu sadece lahana da var. Evet. Muhafazası kolay bir şey değil. Ve lahana, bazıları diyor ki, mesela televizyon çıkıyor vatandaş, diyor ki lahanayı şöyle şöyle haşlayın, böyle böyle kaynatın ve şöyle yapın, bu faydasını görürsünüz, diyor, şu zararlarını yok edersiniz vesaire, birçok şey söyleniyor. Bu söylüyorlar konuda. Fakat lahanayı haşlarsanız, kaynatırsanız veyahut da mikserde çekerseniz oksitlenir, ısınır. En etkili madde yok olur. Yok olursa gastrite karşı hiçbir faydası olmaz. Bahsettiğiniz zayıflatabilir. Enzimler yok oluyor. Evet. Şimdi biz bununla ilgili özel bir çalışma yaptık. Bu Gökçek Tunin içerisinde lahana suyu, kırmızı lahana, beyaz lahana artı 19 çeşit bitki var. Bu dünyada gastrite karşı en etkili bir ürün. Zaten klinik araştırması yapılmış. Belgesi var, bilgisi var. Evet. Ben bunu televizyonlarda söylüyorum. Vatandaşın biri de uyanık gitmiş hemen bizim ürünün taklidini yapmış. Maalesef Türkiye'de çok taklit yapılıyor. Bundan bir yıl önce normal Gökçek iksir tonin haricinde bir de cemre tonik ürettim. Bu nedir? Tuzsuz. Bundan farkı, bunda Himalaya tuzu var, bunda yok. Yüksek tansiyon problemi olan ve kronik böbrek yetmezliği olanlara, tansiyon ve böbrek yetmezliği olanlar için tuzsuz tonik, buna cemre tonik diyoruz. Bu tür problemleri olanlar için biraz problem oluyordu. Bir yıl üzerinde çalıştıktan sonra bazı bitkileri de ekleyerek yeni bir ürün ürettik. Cemre tonik. Bunun da taklidi var piyasada, dikkat edelim. Vatandaşın birisi yanlışlıkla taklidini kullanmış, hastanelik olmuş. Evet. Şimdi ben burada anlatıyorum, birleşimde şu şu maddeler var diyorum ya. Tabii vatandaş bunun söylendiği gibi gidiyor, kendisi bir şey hazırlıyor. Bu nedenle doğru ürünü kullanmazsa kaş yapayım derken göz çıkarmak gibidir. İçeriğini siz daha iyi bilirsiniz. Renginin bir albenisi var. Büyük ihtimalle taklit yapanlar da buna benzer bir şey yaparak piyasaya sürmüşler. Peki bu ürün gastrite, ülsere iyi geldiğini iddia ediyorsunuz. Tabii tabii, klinik araştırması ilgili var. Çalışmalar tabii ki var. Peki sonucunu görebileceğimiz raporlar muhakkak olacaktır. Dilerseniz ondan burada bahsedelim. Burada elimizde yüzlerce rapor var. Mesela bağcılardan bir hanımefendi yiyemiyor, içemiyor. Gastrit yani, ve ülserden dokunuyor. Dolayı. Reflüsü var. Midesinde ekşime oluyor, kaynama oluyor. Evet. Bizim ürünü kullandı 15 gün. 15 gün boyunca kullandı. 15 gün içerisinde sonra dedi ki ben artık ne olursa olsun yiyorum. Taş olsa da yiyorum. İşte açıcı artık olur. Artık yani kadıncağız bunu yese dokunuyor, bunu yese dokunuyor.
rahatsızlık ve hiçbir şey yemiyordu korkusundan. 15 günde rahatsızlıktan kurtuldu. Evvelki günde Sakarya'dan bir beyefendi geldi. Reflüsü var, gastriti var, alerjisi var. Kalp damar rahatsızlığı. O kadar ilaç kullanmış ki hiçbir fayda etmemiş. Ne rast geldiyse kullanmış ve en ağır ülseratif kolit, bağırsaklarında kanlı ishal var. Kanlı ishal nedeniyle yani seyahat edemiyor otobüs. Otobüse binip bir yere gidemiyor. Hemen lavaboya gitmesi gerekiyor. Sık sık. Uçağa binemiyor. Hayatın yani bulunduğu şehirden dışarı çıkamıyor. Evet. Dedi ki ya, arkadaşı kronik böbrek yetmezliği olan arkadaşı, dostu bizim ürünlerle iyileşmiş. Demiş ki ya sen neden bu hastalıkları hala çekiyorsun? Ben iyileştim bak gördün. Diyalize girecekti. Diyalizden kurtulmuş. Bunları kullan. Peki demiş. Bir deneyelim. Denedi. 15 gün sonra reflüden, gastritten kurtuldu. Fakat ülseratif kolite karşı 1,5 ay kullandı. Ülseratif kanlı ishalden kurtuldu. Bizi ziyarete geldi. Allah sizden razı olsun. Fakat bu şu demek değil. Ülseratif kolit çok ağır bir rahatsızlık. Evet. Kiminde 4 ay, kiminde 5 ay tedavi sürebilir. Ondaki kanama durdu. Kanlı ishal, sürekli kanlı ishal nedeniyle. Aynen. Son 4-5 yıldır adamcağızın 65 yaşında bir beyefendi hayatı kaymıştı yani. Tabiri caizse. Hayatı alt üst olmuştu. Bana böyle bir yuvarlak bir kutu getirmiş. İçerisinde 7-8 çeşit ilaç, şeker, tansiyon. Daha önce efendim, aldığı ilaçlar. Evet, ülseratif kolite karşı bir sürü hap. Dedi ki artık bu kutudan hiçbir şey kullanmıyorum. Allah senden razı olsun. Bunları kullandım, rahatladım. Şimdi bunların taklidinden kaçınmak gerek. Buna benzer bir sürü piyasada örnek bir çok yaşanan, evet. Bu işleri yapan vatandaş var. Mesela iksirin de, Üsküdar'da bir vatandaş, iksirin de iki türü var bizde. Şimdi, neden iki türü var? Şimdi bazı bayanlar yoğun adet görmekten dolayı kan kaybı yoğun olursa ne oluyor? Tansiyonu düşük oluyor. Tansiyonu düşük olanlar normal iksir kullandığı zaman tekrar tansiyon düşebiliyor. Biraz daha fazla. Bu sefer ne oluyor? Günde 3-4 defa 3-4 saat halsiz dermansız yorgun kalıyor. Tansiyonu düşük olanlar iksir kullanırsa damarların iç yüzündeki plakları çözdüğü, cerrahi curuvu çözdüğü için damarlar hafif genişliyor. Düşük tansiyonda zaten biraz daha düşünce kişi halsiz dermansız yorgun bitkin kalıyor. Bununla da ilgili bir yıldır çalışıyordum hamdolsun. Buna da cemre iksir ürettik. Cemre iksirin özelliği nedir? Düşük tansiyonu olan bayanlar için, özellikle bayanlar için. Tansiyonu normalize ediyor. Evet, yani sadece normalleştiriyor. Sadece düşük tansiyonu olanlar için. Yüksek özel. Tansiyonu olanlar için. Yüksek tansiyonu olanlar için Gökçek iksir. Zaten Gökçek bu tansiyonu düşük dengeliyor. Cemre iksir, Gökçek iksir. Cemre iksir, Gökçek. Farklı bu özel bayanlara. Evet. Özellikle genellikle bayanlarda, erkeklerde de nadiren düşük tansiyon oluyor da bayanlar yoğun adet görüyorlar vesaire halleri var. Ondan dolayı tansiyon düşerse, düşük tansiyon yaşıyorsa problem değil. Aa, bunun da sahtesi var. Sahtesinden kaçınalım. Nasıl kaçınacağız? Nasıl kaçınacağız? Gökçek arayacağız. bitkiseltedavi.com veya doğaltedavi.net. Direkt iletişim yollardan size başvursunlar. Evet, vatandaş daha Üsküdar'dan gitmiş aktardan. Alabilirler. Gökçek iksir var mı demiş. O var var demiş. Vermiş eline bir şişe. Evet. O da tabii okumamış gitmiş evde. İçmiş. Hastaneli kurmuş. Ben aradım ya ben sizin ürünü kullandığımda çok kötü oldum. Şimdi hastanedeyim. Dedi ki bizim ürünün hiçbir yan tesiri yok. Hastanedeki yapacak bir şey yok. Bir hata var. Evet. Bak bakayım yanında mı şişen yanında. Bak bakayım ne yazıyor üzerinde. Aa ya sizin değilmiş özür dilerim. Dedim ki dikkat edeceksin. Sağlık bu değil mi? Sağlıkla kendi sağlığınla oynama. Sağlık ciddi bir yani iş. Ben bununla 2 günde ortaya çıkarmış değilim ki ben bu ürünü. 31 yıl ben bu işle uğraşıyorum. Ve benim yazmış olduğum bu kitap, Türk tarihinde yazmış olduğum kitap, şu kitap. Bu kitap hacimli 3 cilt halinde. 3 cilt ve bu kitap Türk tarihinde İbn-i Sina'dan sonra ilk ilmi kitap. Evet. Yani bundan daha kaliteli bir kitap çıkmadı. Biri diyorsa ki çıktı var şurada. Ben ona 50 bin lira hemen vereyim. Sadece tedavi yok. Yöntemi değil, alternatif tıp yöntemleri değil de evet. Şifalı bitkilerin içeriğine dair de
bilgiler kitapta, var ve gelişimi evet, konusunda da binden fazla ayrıca kaleme alınmış bir üniversitenin klinik araştırması kitap var. Japonya'da mesela aloe vera ile ilgili klinik araştırması yapılmış. Aloe vera şu gördüğümüz bitki. Evet. Bu aloe veranın şu yaprağının içerisinde bir jel var. Şöyle görüyor musunuz? Evet. Sümüksü süngerimsi bir jel. Bu jelin içerisinde şöyle 22 çeşit amino asit, 15 çeşit vitamin, 12 çeşit enzim var. Japonların yapmış olduğu klinik araştırmasında aloe veranın mesela gözünüz ağrıyorsa hafif gözle sürebilirsiniz şöyle. Uygulamalı göstereceksiniz. Gözünü kapatacaksın. Bazı bayanların yüzleri mesela kırışıyor. Herhangi bir kimyasal ilaç kullanmaya gerek yok. Doğal aloe vera böyle. Jelini kullansınlar. Kırışan yerlere sür. Birebirdir. Evet. Sivilce akneye karşı da kullanır. Alerjiye şimdi aloe veranın özelliği alerjiye geldik. Zaten tam zamanı. Bununla da ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde yine Kaliforniya Louis Pauling Enstitüsü'nün yapmış olduğu klinik araştırması var. Ve araştırma sonuçlarınız hep yurt dışından klinik sonuçları olarak. Evet, klinik belge var. Aloe vera burada. Aloe vera ile ilgili en az 10 tane klinik araştırması bizim kitapta yazıyor zaten. Evet. Açıklaması, belgesi, bilgisi var. Nereden, ne zaman, kim araştırma yapmış? Mesela Alman Sağlık Bakanlığı Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika'da aloe vera ile ilgili bir dedikodu çıktı. Bunun üzerine çok yoğun bir araştırma yaptılar. Aloe vera jel kullanan 2,5 milyon insan üzerinde araştırma yaptılar. 2,5 milyon. Soruyorlar, aloe vera kullandın mı? Kullandım. Ne gibi etkisini gördün? Şu 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 etkisini gördüm. Yan etkisini gördüm diyen olmamış. 2,5 milyon. Şekere iyi geliyor. Tansiyona iyi geliyor. Bağırsakları temizliyor. Mesela Mısır'da klinik araştırması yapılmıştır. Akne, sedef, sivilce, eksema, deri hastalıklarını iyileştirip belgelemiştir. Tayland'da klinik araştırması yapılmıştır. Aloe vera ile ilgili şeker hastalığını tip 2 tabi tip 1 değil iyileştirdiği belgelenmiştir. Japonya'da klinik araştırması yapılmıştır. Hücre yenileyici, gençleştirici özelliği olduğu belgelenmiştir. Fakat aloe veranın şöyle bir özelliği var. Biz ondan şöyle aloe vera jel diye özel bir ürün elde ettik. Bunun birleşiminde çiçek balı var. 19 çeşit bitki var. Bunun, Gökçek ismiyle piyasaya sürülüyor. Aloe vera jel. Aloe vera jel. Bunun özelliği nedir? Dünyada bağırsaktaki mantarlara karşı en etkili bitki. Aloe vera jel. En etkili. Amerikalılar da, Almanlar da ve birçok ülkede aloe vera jel üretiliyor. Fakat onların üretmiş olduğu doğal değil. Neden? Çünkü onlar haşlıyorlar, kaynatıyorlar, ekstraktını, destilasyonunu faydalı yapıyorlar. Faydalı enzimler yok oluyor. Vitaminler yok oluyor, enzimler yok oluyor, amino asitler yok oluyor. Ben nasıl ürettim? 19 yıl bununla ilgili çalıştım. Şilili bir arkadaşımdan, Yunan'dan, Arap'tan, Taylandlı, Çinli bir sürü dostumdan Almanya'dayken reçeteler aldım, denedim, başaramadım. En sonunda artık umudum kalmamıştı. Allah razı olsun, Çeçenistan'dan bir Türk hekimi Türkiye'ye gelmişti Çeçenistan Savaşı'nda. Fahrettin Efendi, en ağır kanser hastalarını ben ona gönderiyordum. Üçüncü, dördüncü devre hastaları tedavi ediyor. Şaşırıp kalıyorum. Ziyarete gittim, baktım evinde hep aloe vera. Dedim ya, bu aloe vera ne işe yarıyor? Çünkü bu normal olarak direkt kullandığınızda ishale sebep olur, şikine sebep olur. Ben bunu denedim, başaramadım. 19 yıl uğraştım. Dedi ki şu bitkileri kattın mı? Hayır. Bak onları katacaksın. Bunda Fahrettin Bey'de dedesinin yani 3000 yıllık, 4000 yıllık gizli reçeteleri var. Atadan dededen. Nesilden nesile. Onda kalmış. O da bana devretti. Dedi ki benim oğlum hayırsız çıktı. Beni terk etti gitti Antalya'ya. Ben seni evladım gibi görürüm. Bundan bu reçeteyi çalışmalar sana veriyorum dedi. Sağ olsun. Sen onun da yardımıyla klinik araştırmalarıyla birleştirdik. Bu bağırsaktaki mantara karşı dünyada en etkili ürün. Bağırsaktaki mantarı yok ederseniz polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kur deşen, sedefi yok edersiniz. Bir de bağırsak rahatsızlığını yok edersiniz. Deri hastalıklarını, alerjik hastalıkların hepsinin sebebi mantardan. Neden? Mantarlar etan, metan, bütan gibi zehirli gazlar üretiyor. Evet. Etil alkol, metil alkol, bütil alkol gibi zehirli alkoller üretiyor. Zehirli gazlar, zehirli alkoller. Duyarsınız mesela
Vatandaş zehirli alkol içmiş, sahte alkol içmiş. Ne oluyor? Zehirlenip ölüyor. İçerisinde metil alkol var, bütil alkol var. İnsanların içtiği alkol normal etil alkol. Diğer alkol türleri, türevleri olursa ne olur? Zehirlenir, ölür. Sahte üretilen alkoller de var. Mantarlar bu sahte üretilen alkollerden daha tehlikeli zehirli alkoller üretiyor. Ve mantarlar üretmiş olduğu zehirli alkoller, yani toksik madde bağırsakları yakıyor. Bağırsaklar yanarsa, kavrulursa ne olur? İnce bağırsak günde 3 ila 4 litre sindirim salgısı salgılar. Sindirim salgılarının kalitesi azalır. Mesela ince bağırsak çok özel bir enzim salgılar. Diaminoksidaz. Evet. Bu enzim histamini minimum seviyede tutuyor. Bu enzim azalırsa histamin oranı yükselir. Histamin oranı yükselirse ne olur? Histamin yükseldiği zaman kişide her türlü alerjik hastalık başlayabilir. Kurdeşen, polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, sedef, kaşıntılı yaralar vesaire vesaire. Buna karşı kortizonlu ve antihistaminik ilaçlar kullanılıyor. Bunların yan tesiri çok büyük. Ama bunun hiçbir yan tesiri yok. Mantarı yok ettiniz, alerjiyi, deri hastalıklarının bir de rahatsızlığını yok edersiniz. Bu kadar basit. Evet İbrahim Bey, verdiğiniz bilgiler gerçekten çok güzel ve değerlendirilmesi gerekiyor. Konuşulacak daha çok konular var. Biz sadece evet, zamanımızın darlığından bu başlıklarla yetinelim. İnşallah başka programlarda da daha güzel bir şekilde, daha ayrıntılı diğer konulara da değinebiliriz. Mesela kişi kalp damarları tıkanmış, yağlanmış, daralmış, sertleşmiş. %90 tıkanmış diyelim. Ameliyat olması şart. Stent takılması şart mesela o durumda. Ameliyattan önce 6 hafta iksiri kullansın. 6 hafta fazla değil. Evet. Tekrar doktoruna gitsin. En az %50 açılır. 6 hafta sonunda sonucunu. 6 ay değil 6 hafta. 6 hafta sonunda en az %50 iyileşir. 3 ay kullandığında hiçbir problemi kalmaz. Bununla ilgili nereden biliyorsun diyeceksin. Klinik araştırması var. Zerdeçal'la ilgili klinik araştırması, zencefil'le ilgili klinik araştırması var. Biz ne yaptık? Hepsini formülize yaptık. O kadar. Evet. İzleyicilerimizin size ulaşması için iletişim bilgilerini kısaca aktaralım. Doğaltedavi.net, bitkiseltedavi.com, telefon numarası 621 21 65. Evet. Çok teşekkür ediyoruz İbrahim Bey katıldığınız için. Saygılar.